Dostlar hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Hint Bülbülü videosu ile birlikteyiz. Bu sevimli dostlarımızla olan hikayelerimizi paylaşarak onları daha yakından ve daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bu videomuzda da Hint Bülbüllerinin yıl boyu üremeye devam edip etmediklerini, kış aylarında özellikle havaların iyice soğuduğu bu kış aylarında yumurta yapmaya devam edip etmediklerini konuşacağız. Bunlar benim kıdemli bir çiftim. Şu an dişi sanırım yuvaya girecek. Hareketlerinden o anlaşılıyor. Evet, yuvaya girdi. Diğer erkek olan Hint bülbülümüz de bir peçete parçasıyla oynuyor şu anda. Bu Hint bülbüllerinin klasik hareketlerindendir. Yuvalarını örmüş olsalar bile, hatta yuvalarında yumurtaları olsa bile hala böyle yuva malzemeleriyle oynamayı severler. Onları yuvaya tekrar tekrar taşımayı, sonra tekrar onları geri atıp yine yuvaya götürmeyi severler. Bu onların her zamanki hareketlerindendir. Zaman zaman böyle detaylar da bana sorulduğu için bunları özellikle anlatıyorum. Bu da Hint bülbülümüzün, erkek Hint bülbülümüzün klasik erkek ötüşü. Erkeklere özgü ötüşünü yaptı az önce. Evet, konumuza girersek artık Hint bülbülleri kendilerine güvenli bir ortam sağladığınızda, kendilerini rahat hissedecekleri, mutlu hissedecekleri bir ortam sağladığınızda yılın bütün mevsimlerinde yumurta yapmaya devam eder arkadaşlar. Mesela benim bu çiftim artık bu kış ayları iyice girmiş olmasına rağmen ve havalarda iyice soğumuş olmasına rağmen, mesela geçen gün benim bulunduğum yerde -2 dereceyi gördü soğukluk. Buna rağmen yumurta yaptılar ve yumurtalarını tamamlayıp yavru da çıkardılar. İlerleyen bölümlerde o yavruyu da göstereceğim. Şu anda bir tane yavruları var. Diğer yumurtalar da dolu görünüyor. Kontrol yapmadım. Ama onlar da büyük ihtimalle çıkabilir. Bakalım, göreceğiz zamanla. Genelde kuş türleri, Hint bülbüllerinde olsun, diğer türlerde olsun, kış aylarında keyifsiz olurlar. Ve bu kış aylarını bir dinlenme, bahar aylarına bir hazırlık ayı dönemi olarak değerlendirirler. O nedenle de yumurtadan kesilirler. Artık üretim yapmazlar. Ve kendilerini bahar aylarına saklarlar üretim için. Onun için hazırlanırlar. Ama Hint bülbüllerimizde böyle bir durum yok arkadaşlar. Benim bu çiftim de, bu çiftimin çıkardığı yavru da bunun bir ispatı niteliğinde. Birazdan, şimdi anne kuş yatıyor yavrunun üzerinde. Birazdan kalktığı bir anda yavruyu sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, bakın arkadaşlar, yavrumuz bu. Görüyorsunuz içeride böyle hareket ediyor, kımıldıyor. Böyle hareketli olması yavrumuzun sağlıklı olduğu anlamına gelir. Eğer yavrumuz ilk çıktığı zamanlarda böyle hareketsizse, fazla hareket etmiyorsa bir sorun var demektir. Ama bunun gibi hareketliyse iyi durumda demektir. Üzerindeki tüylerden de yavrumuzun 1-2 günlük olduğu anlaşılıyor. İlk zamanda bu tüyler çünkü ıslak olduğu için böyle olmuyor. 1-2 gün geçtikten sonra yavrumuz böyle tüylerini yavaş yavaş açmaya başlıyor. Görüyorsunuz, hareketliliği gayet güzel. 3 tane daha yumurta var yuvada. O yumurtalarda dediğim gibi muhtemelen en az 2 tanesinin daha çıkmasını bekliyorum. Çünkü iyice kararmış durumdalar. Karşıdan dolu oldukları belli oluyor. Bakalım. Bu çıkan yavru bile Hint bülbüllerimizin çok soğuk olan kış aylarında bile yavru çıkarabildiklerini, yumurta yaptıklarını, dolu yumurta verebildiklerini gösteriyor. Yani diğer yumurtalar çıkmasa bile bu çıkan yavru bunu ispatlamaya yeter arkadaşlar. Umarım bu videomuz siz Hint bülbül sever arkadaşlar için de bir fikir verici nitelikte olmuştur. Kış aylarında da üretim yapmaya devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere yeni videolarda.